Kimyasallarla kirlenen toprağı eski günlerine döndürmek üzere dünyanın pek çok ülkesinde olduğu gibi Türkiye'de de üreticiler sürdürülebilir bir tarım için organik solucan gübresine yöneliyor. Gülümser organik solucan gübresini Yozgat'ta kuran Burhanettin Gülümser, sağlıklı bir yaşam için organik üretimin önemine inanıyor ve solucan gübresinin uygulama esaslarını Eko Gündem'de anlatıyor. Organik madde oranını yükselten, üründe erkencilik sağlayan, bitkiyi hastalıklara karşı koruyan, verimi artırırken sulama ihtiyacını azaltan solucan gübresinin kullanımı her geçen gün daha da yaygınlaşıyor. Devlet memuru olarak başladığı profesyonel iş yaşamını girişimci kimliğiyle sürdürmeye karar veren Burhanettin Gülümser, solucan gübresinin toprakta yarattığı değişimden etkilenip bu alana yatırım kararı alıyor. Geçen yıl Ağustos ayında ilk solucanımızı alarak Edirne tarafından 50 bin solucan alarak bu işe başladık. Ve şu an 350 metrekarede 1 milyon solucan popülasyonumuzla yere kurduğumuz sıralı yığın sistemi ve alttan ısıtmayla solucan gübresini üretiyoruz. Solucan gübresi kırmızı Kaliforniya solucanının yığınlar içerisinde ferment olmuş inek gübresini ve organik atıkları yiyerek solucanın kendi sindirimi sisteminden geçerek oluşturduğu bir gübre. %100 organik gübre. Toprakta yoğun kimyasal kullanımı toprağı kirletmekle kalmıyor, tükettiğimiz gıdalar dolayısıyla sağlığımızı da tehdit ediyor. Toprak da aynı bizim gibi bir canlılığa sahip. İçerisinde yararlı mikroorganizmalar var, yararlı solucanlar ve bakteriler var. Biz ekolojik dengenin dışına çıkarak, kimyasal gübre atarak topraktaki canlılığı öldürmüş oluyoruz. Solucan gübresi 50-60 yıldır Amerika'da kullanılıyor. 30-40 yıldır İsrail'de kullanılıyor. Avrupa'da da 40 yıla yakın bir süredir kullanılıyor. Solucan gübresi kullanılan topraklarda, ülkelerde kanser vakasına rastlanılmıyor. Bu benim için dönüm noktasıydı. İsrail'de kanserli insan sayısı 0. Türkiye'de kanserli insan sayısı 70 bin. Her geçen yılda artıyor. Bu yolla solucan gübresi üretimine daha bir aşkla sarıldık. Çünkü sağlığımız her şeyden önemli. Solucan gübresini üretmeye çalışan bütün girişimcilerin destekçisiyiz, yanındayız. Yol ve yöntem göstermeye, öğrenmeye ve öğretmeye hazırız. Güzel meyve ağaçlarının bulunduğu bir bahçe burası. Evet. Neler var? Hangi ağaçlar var burada? Şimdi 500 tane kiraz var. Hı hı. 300 tane elma var. Diğerleri de şeftali, armut karışık 1000 tane ağacım var. 1000 tane ağaç var toplamda bu alanda. Peki kaç yıl oldu? Ne zaman ektiniz? 7 yıl oldu. Çocukluğum benim hevesim vardı yani. Çok hevesim vardı. Yani yavaş yavaş öğrendim. Şimdi ziraatçılardan daha iyi biliyoruz yani. Gayet sağlıklı ağaçlarımız var. Çok sağlıklı. Var ağaçlarım burada. Sağlıklı. Kimyasalla ilgili yaklaşımınız? Hayır, kimyasal hiç kullanmadım. Hiç kullanmadım. Davar gübresi attım. Sanayiden demir aldım, demir attım. Bunların aşağı elimden geldiği kadar organik yapmaya çalışıyorum yani. Heh. İşin özü organik evet, çünkü. Elimden geldiği kadar organik yapmaya çalışıyorum. Peki evet. Solucan gübresiyle siz nasıl tanıştınız? Burhan Bey geldiler. Çok memnun oldum. Böyle müfettiş şeyler yani tebessüm eden adamları çok severim ben. Çalışkan adam, böyle iş yapmayı yani ileriye gitmeyi giden adamları çok severim. Genç girişimci? Genç girişimci evet. Dedim siz yapın, deneyelim. Eğer şey olursa, verimli olursa niye o başka yerden şey yapalım? Solucan gübresi kullanalım dedim. 50 tane ağacı yaptık bu sene. Evet, hemen hemen 50 ağacı yaptık. 50 ağacı yaptık. Gelecek sene baktım şey fark ediyor. Gelecek sene komplesine solucan gübre satacağım Allah'a gidersen. Burhan Bey, evet. Ne faydası var solucan gübresinin? Neden kullanılması gerekir? Solucan gübresi bir kere %100 organiktir. Ekolojik bir ürün.
ve kimyasallarla yorulan topraklarımızı solucan gübresiyle imar etmemizin vakti geldi diye düşünüyoruz. Tabii solucan gübresinin sadece toprağa faydası yok, bitkiye de faydası var. Nedir bitkiye faydaları? Bitkiye %30 ile %80 arasında bir ürün artışı sağlıyor solucan gübresi. Solucanın vücut sıvısı olan solem sıvısı yapraklara uygulandığında ve bitkinin köküne uygulandığında bitkideki bütün hastalıkları, zararlı patojenleri bitkiden uzaklaştırıyor. Bitkinin etrafına bir bariyer oluşturuyor. Hı hı. Kırsal alanda buğday, arpa, nohut, mercimek gibi ürünlerde nadasa gerek kalmıyor. Solucan gübresi kullanılan topraklarda. Her yıl ekilebiliyor. Solucan gübresi toprakta 5 yıl kalıyor. Solucan gübresinin nasıl uygulandığını da öğreniyoruz. Solucan gübresi uygulaması bitkide meyve ağaçlarında iki farklı şekilde oluyor. Birincisi yapraktan uygulama, ikincisi kökten uygulama. Katı solucan gübremizi bitkinin kökünde yaprak iz düşümüne gelecek şekilde bir çember açarak bitkinin kökten gübreye en iyi şekilde alabileceği çemberi açıyoruz. Ve her ağaca 3 ila 5 kilo gelecek şekilde solucan gübresi döküp bu kanala üstünü kapatıyoruz. Çok derin açılmasına ihtiyaç yok o zaman. Yok, çapayla hafif bir şekilde açılırsa solucan gübresi bitkimizin köküyle buluşmuş olacak. Burhanettin Gülümser, solucan gübresi kullanılan ürünle kullanılmayan ürün arasındaki farkı şöyle izah ediyor. Bir kere organik bir ürün elde etmiş olacağız. Nitrat kalıntısı olmayacak ürünlerimizde ve bitki gelişimimiz daha hızlı olacak. Hasatta solucan gübresi 2 hafta kadar bir erkencilik sağlıyor. Peki suyla ilgili de bir faydası ve farkı olduğunu biliyorum. Onu da sizden dinleyelim. Solucan gübresi kullanılan bitkilerde su stresi daha az görülüyor ve bitkinin su ihtiyacı %40 oranında azalıyor. Çünkü solucan gübresinin hacminin 10 katı su tutma kapasitesi var. Her üründe uygulanabilir mi? Her üründe solucan gübresi uygulanabilir. Solucan gübresiyle şeker oranı pancarda yükseliyor. Pancarda başka ne oluyor? %30 ile %80 arasında ürün artışı sağlayabiliyoruz. Patateste de solucan gübresi kanserojen hiçbir madde barındırmadan kanserojen topraklarda tedavi ederek patatesteki verim artışını en az %50 oranda artırıyor ve patateste nişasta sentezliyor solucan gübresi. Toprak her geçen sene daha verimli bir hale geliyor. Bu sene 50 kilo bir uygulama yapıldıysa dönüm için gelecek seneye bunu azaltıyoruz. 40 kilo, 30 kilo. 5 sene sonra artık bir sene solucan gübresi atılıp bir sene atılmama boyutuna gelecek. Ve çiftçi için bu da bir maliyet düşüşü olacak.